Selamun arkadaşlar, herkese merhabalar. Termodinamik kursumuzda ikinci ünitenin 12. örnek sorusunu sizlerle çözeceğiz. E, fanın ısıtma etkisiyle ilgili bir soru çözeceğiz. Yani fan ısıtır mı? Evet arkadaşlar, fan elektrik işi yapar. Bu elektrik işi doğrultusunda e, bulunduğu ortamda uzun süre çalıştırdığımızda e, inanıldığı gibi, daha doğrusu işin mantığında bize gözüken e, fan açtık, vantilatör, soğutma cihazı gibi Gözükse de odayı serinletme etkisin e, etkisini gösterse ve her ne kadar e, gerçekten yaz günlerinde faydalı bir cihaz olsa da e, odanın içerisinde e, bir elektrik işi yapacağından yalıtım yalıtımlı bir oda olduğunu düşündüğümüzde e, içerideki sıcaklığı azaltmaktan ziyade içerideki sıcaklığı arttıracaktır İşte bu e, mantığı işleyeceğimiz bir soru olacak Falın ısıtma etkisiyle ilgili. Ee, şimdi arkadaşlar... ...burada e, yine termodinamiğin... ...birinci yasasını yazmak... E, ...diğer sorularda olduğu gibi... ...faydalı olacaktır. Şöyle delta E diyelim. Şimdi... ...bize diyor ki... E, ...25 derece e, dış sıcaklığı var... ...önce bu sistem... ...sistemin en başlangıç koşulunda... ...25 derece dışarının sıcaklığı... ...odanın sıcaklığı da 25 derece... E, ...bu fanı çalıştırmaya başlıyoruz. 200 wattlık bir elektrik tüketiyor. E, odayla dış ortam havası arasındaki ısı aktarım hızını vermiş bize. Q dot şu şekilde. U çarp, U kat sayısını da vermiş. 6 watt bölü metrekare Celsius. E, genelde H ile gösterilir. Burada U ile göstermiş. Fark etmez. Çarpı alan. Alanı vermiş metrekare. E, Ti çarpı Ti eksi To. Yani inside eksi outside diyebiliriz. Hani iç sıcaklıkla dış sıcaklık arasındaki sıcaklık farkı. Ee, sonra tamam mı? Ee, Ti ve To sıcak sırasıyla iç ve dış hava sıcaklıkları. Sabit çalışma koşulları, sabit çalışma koşulları oluşturulduğunda iç hava sıcaklığını belirleyin. Sabit ya da steady operating conditions dediğimiz şey arkadaşlar, e, herhangi bir e, iç e, nasıl diyelim iç iç e, sistemin içerisindeki özelliklerin zamana bağlı değişmediği sabit kaldığı durumlardır. Yani iç entalpi iç Enerji, kinetik enerjisi ve sistemin içerisindeki potansiyel enerji sabit kalacaktır. Yani sıfır olacaktır. Yani burada şu şu diyor arkadaşlar, şöyle bir denge var. Ben ısı ısı çık, yani ısı kaybettiğim kadar iş yapıyorum. İçeride bir iş yapıyorum, e, fan olduğu için sistem üzerinde bir iş yapılıyor. Bu normalde enerjiyi arttıracak bir etki. Aynı zamanda ısıyı aynı miktarda kaybetmeliyim ki ne olsun? E, enerji balansı olsun yani dengesi olsun ki enerji e, hiç değişmesin. Steady condition dediğimiz sabit çalışma koşulu sağlansın. O zaman şuradaki Q'yu önce Q out olduğu için e, şöyle diyebiliriz. E, eksi şeklinde hatta şunun üzerlerine noktayı koyalım. Çünkü e, dot koymamın sebebi ise e, bize... Bunları zamana, zamanla türevli hallerini vermiş bize. Yani ısının bir e, geçiş oranını vermiş, zamana göre ısının geçiş oranını verdiği için e, biz de dotlarla çalışacağız. Şimdi Q dot eksi work dot dediğimiz şey power zaten arkadaşlar, power dediğimiz güç. Bize 200 watt olarak verilmiş. Şimdi şurada e, yazacağım şey başına eksi koyuyorum çünkü ısı kaybediyorum. E, U'yu yazıyorum. Tamam. Eksi Q dot diyelim daha doğrusu. Eksi Q dot. E, out. E, eksi. Şurada görmüş olduğum e, ifade. Ne olacak? E, sistem üzerinde iş yaptığım için negatif olacak. Negatif work dot electric. Eşittir sıfır olmalı. Şimdi ben şu kısmı biliyorum arkadaşlar. Şurası 20 watt. 20 watt. Ee, eksi 20 watt hatta. Eksi var başında. Şu kısmı bilmiyorum. Ama e, formülünü biliyorum. U, A, delta T. Tamam mı? Aşağı iniyorum. E, şunu, e, şu e, eksiği karşıya atarsam e, pozitif olarak şöyle bir şey çıkacak karşıma. Q out. Yani ısı kaybetme oranım. Aynı zamanda e, tükettiğim güç Sistem üzerine e, aktardığım güç oranı, e, güç ile aynı e, miktarda. O zaman şuraya da 20 Watt pozitif olarak kalacak. 20 Watt yazabiliriz. Eşittir aynı zamanda. U katsayısı 6 idi hatırlarsanız. E, şöyle önce formülü yazalım. U A T I, eksi T O. Sonra aşağı geldik. 20 Watt eşittir dedik. U kat sayısı 6 Watt bölü metrekare sayısıyız. 6 watt bölü metrekare Celsius çarpı alanımız 30 metrekare arkadaşlar bütün duvarlar bütün yüzey alanının toplamı 30 metrekare ti bize zaten iç hava sıcaklığını soruyor t bilmiyorum şu an dış sıcaklığı 25 derece olarak vermişti 25 santigrat derece metrekare metrekare götürdü arkadaşlar Celsius Celsius'u götürdü, Watt, Watt. Demek ki 20 e, karşı tarafta miktarı 20'ye eşit olmalı. E, o zaman şöyle yapabilirim, e, tek birimli bir denklem. Bunu Casio, e, ben de hangisiymiş? FX 991S. E, Şuraya yazayım, FX 991S tarzı. Hesap makineniz varsa zaten hani bu tarz denklemleri direkt çözdürebilirsiniz. Sınavda can kurtarır, size vakit kazandırır. Ee, biz çözümleyelim arkadaşlar bunu. Ee, şuradaki ifadeleri bölü olarak karşıya atalım. Yani wattlar da birbirini götürsün. 20 bölü 6 çarpı 30 eşittir ti eksi 25. 25'i de karşıya atarsam ti eşittir 20 bölü 6 çarpı 30 artı 25 olacaktır. Tabii Celsius cinsinden eşittir diyorum. Arkadaşlar pardon bir sadece şey hatası yapmışım. 20 değil 200 watt olacak arkadaşlar şuralar. Full hepsi 200 olacak. Onları hemen yerine yerleştiriyorum. 200 olsun şöyle. 200. Şuraya da 200 eklediğim zaman cevap 26.11 gelecektir. 26.11 Celsius derece. Bizim cevabımız bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi vakit kazanmak için hesap makinalarıyla bunu çok rahat yapabilirsiniz. Tek hamlede denklem şeklinde oluşturup TİX bilinmeyeniyle yazıp sol seçeneğine bastığınızda direkt sizin için çözecektir. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.